Merhaba sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlarım, bugün size hem bir kitap tanıtmak istiyorum hem de sizden gelen bir sorunun cevabını vermek istiyorum. Bazı hanımefendiler mesaj atıyorlar, soruyorlar. Diyorlar ki "Hocam ben hiç kitap okumadım. Ev hanımıyım ama ben de kitap okumak istiyorum. Bana tavsiye edebileceğiniz kitap var mı?" Bazı arkadaşlar da işte hocam ben daha önce hiç kitap okumadım ya kitapla hiç aram yok ama aslında kitap okumayı da çok istiyorum ya ne zaman bir kitaba başlasam sıkılıyorum bırakıyorum uykum geliyor okuyamıyorum bir türlü diyenler de var. Bazı arkadaşlar da özellikle ebeveynler anneler babalar ya hocam e, ya çocuklara bir şey verelim okusunlar çocukların elinde tablet telefon ama onların böyle ilgisini çekecek onlara bir şey katacak onları böyle zenginleştirecek bir kitap hem de çocuk böyle ilgiyle okusun diyeceği ilgiyle okusun istediğimiz bir kitap bize tavsiye eder misiniz hocam? Bazıları ya hocam ya şöyle yola gidiyoruz uçakta, trende, vapurda, otobüste veya pikniğe gittiğimizde, denize gittiğimizde, bir ağaç dibinde, bir şezlongda ya şöyle okuyabileceğimiz rahat bizi sıkmayacak böyle alıp bizi götürecek bir kitap tavsiye eder misin? diyenler var. Bazı arkadaşlarımız da ya hocam şöyle toplumsal yaralara dokunan, halkın gerçeğini ortaya koyan, işte emek ve sermaye çatışmasından tutun da zengin, fakir, efendime söyleyeyim o farklılığına kadar bizi böyle besleyecek sosyal konularda bizi böyle biraz dinamik tutacak bir kitap tavsiye etseniz talebinde bulunanlar var ya hocam ben öğretmenim okuldayım çocuklara ne tavsiye etsem bilemiyorum yok mu şöyle çocuklara tavsiye edeceğimiz öğrencilere tavsiye edeceğimiz diye soranlar var hocam ben çok kitap okuyorum ama böyle yeni bir isim istiyorum farklı bir yazar istiyorum diyenler var 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 işçiyim, yoruluyorum, eve gittiğimde pestilim çıkıyor. Hocam yahu nasıl alayım da ben kitap okuyayım? Okuduğumda iki satır sonra uyuyorum. Hocam zaten gün boyu mesaide memuruz, işte amirle memurla vatandaşla uğraştık. Turşumuz çıktı diyenler. Ya bize böyle o halde bile okuyacağımız kitap tavsiye et diyenler. Her kim olursanız olun ister ev hanımı, ister öğrenci, ister iyi bir kitap okuru ister seyyah ister fabrikada madende işçi ister camide imam müezzin ev hanımı hacı amca hacı teyze her kimseniz şu an karşımda olanlar o soruyu bana soranlar ve o soruyu sormayanlar hepinize söylüyorum zıkkımın kökünü okuyun çünkü ben zıkkımın kökünü okudum vallahi de billahi de tallahi de Doğru söz yemin istemez. Aha da size yemin ettim hem de üç tane. Vallahi billahi tallahi. Okuyun zıkkımın kökünü. Ben zıkkımın kökünü okudum. Çok beğendim, çok etkilendim. Sular seller gibi okudum. Dili çok güzel, çok sıcak. Duygulandım, güldüm, eğlendim, ağladım, hüzünlendim. Eşim bana sordu ya Harun hayırdır ne okuyorsun yeni bir şey var elinde falan dedi. Ya hanım bildiğin gibi de zıkkımın kökünü okuyorum dedim. Tuhaf tuhaf baktı mahalledeki kitap okuyan baktılar abi hocam yok mu yeni bir şey versen de okusak dedi. Abi dur dedim yarın sana zıkkımın kökünü getireceğim dedim şaşırdı falan. Ama gerçekten çok etkilendim. Bakın samimi söylüyorum. Hani bazı arkadaşlar diyor ya işte hocam işte sen de böyle kitabı coşkuyla abartıyorsun. Vallahi de abarttığım kadar var. Abarttığım kadar var. Şimdi gelin kitaba bir dönelim arkadaşlar. Zıkkımın köküne bir girelim. Zıkkımın kökü üzerinde konuşalım. Eğer siz bu kitabı alıp okur da beğenmezseniz dönün bana Harun Hoca zıkkımın kökünüye değil. Ah aldım başım üstü kabulüm. Evet yazarımız Muzaffer Üzgü. Kitabın ismi Zıkkımın Kökü. Ve tabii ki Muzaffer Üzgün nereli? Adanalı. Abi bu Adana var ya Çukurova nasıl ki bereketli bir toprak. Topraktan adeta bir veriyorsun on alıyorsun on veriyorsun bin alıyorsun ya. Böyle bereketli mümbit bir toprak. Çukurova'nın insanı da toprağı gibi bereketli. Yazarımız Adanalı. Çukurova yöresinden abi ya Yaşar Kemal'in topraklarından Yaşar Kemal'i yetiştiren yerden bahsediyoruz ve orada işte o bereketli Çukurova Adana topraklarında yine bir yazar doğmuş. 1933 yılında Muzaffer İzgü gerçekten çok müthiş bir kalem. Dili çok güzel, çok sade, çok akıcı. Okuyorsunuz, hiç sıkılmıyorsunuz. Ben bunu elime bakın şimdi kaç sayfa arkadaşlar. Ha, düz hesap söylüyorum 300 sayfa. 300 sayfayı kitabı elime iki kere aldım. İlk aldığımda yarısını, ikinci elime aldığımda diğer yarısını okudum. Ondan sonra kapattım. Çünkü bırakamadım. O kadar beni içine aldı ki, o kadar duygulandım ki hikayenin parçası oldum. Şimdi evet gelelim Muzaffer Üzgü'ye. Muzaffer Üzgü gerçekten güzel bir kalem. Bu toprakların yetiştirdiği çok ciddi bir değer. Yazdığı eserler mizah ve hüznü böyle iç içe geçirmiş bir kalem. Eserleri sinemaya çevrilmiş, filmler olmuş, ulusal ve uluslararası birçok ödülü kazanmış ve 2017 yılında aramızdan ayrılmış bir isim. Ya böyle var ya içime böyle harbiden ukde olan şeyler var. Bunlardan bir tanesi 2008 yılında Büyük Türk yazar Cengiz Aytmatov Türkiye'de Elazığ'da geldi son imza gününü yaptı ben yurt dışındaydım nasip olmadı oraya gidemedim. Bu benim içimde bir ukdedir. Yaşar Kemal'le dünya gözünden lan arkadaş ya şu ülkede yaşıyorsun iyi kötü yazan çizen seyyaf bir adamsın lan Yaşar Kemal'le bir bardak çay içmeden oturup da iki tane kelime etmeden adam öldü gitti ya ya. Ve bir ukdede budur ya 2017 arkadaşlar ya daha dün derece kadar yakın zamanda böyle bir kalemle tanışmadım ve bu adam terki dünya etti ebedi istirahatgahına gitti ama maalesef ben onunla tanışamadım. Şimdi dediğim gibi Adana'nın o bereketli topraklarında bereketli bir kalem olan Muzaffer Üzgü kendi yaşam hikayesini anlatıyor arkadaşlar. Bu aslında bir biyografi ama hayatının bir dönemini roman üslubuyla yani gerçekten kurguya gidiyor. Bu bir kurgu eser değil. Bu Yaşar'ın özür dilerim yazarımızın Muzaffer Üzgün'ün yani kitaptaki ismiyle Muzo'nun anne baba ve erkek kardeşi ve aşık oldu o Raziye. Ya Raziye sen nasıl bir Raziye'ydin ya. Ne diyor orada Raziye? En sonunda artık diyor ki ona ya diyor Muzo diyor. Hiçbir şey istemem senden. Ne zenginlik, ne başlık, ne ev, ne ocak. Ya gün de diyor bana bir somun ekmek getireydin başka da bir şey istemezdim. Oraya geldiğinde böyle ben gözyaşlarımı tutamadım. Sonra ne oldu okuduğunuzda kendiniz görürsünüz. Kendi yaşam hikayesi. Adana'da yaşadığı çocukluk, annesi, babası, kardeşi, yaşadıkları o yoksulluk, sefalet, acı, açlık, mücadele, okula gidiyor. Selinler Ayçalar, berkler, berkecanlar bir tarafta. Ayşeler, Fatmalar, Aliler, aç, garip, yoksul, ayağı çıplak ailelerin çocukları bir tarafta. Onların hikayesi sizi hikaye alıyor, içine sokuyor, hikayede adeta yaşıyorsunuz. Yeri geliyor, muzoyla beraber sokağa domates satmaya, darı satmaya çıkıyorsunuz. Muzoyla beraber gazoz satıyorsunuz. Muzoyla beraber zabıt atan kaçıyorsunuz. Karakola düşüyorsunuz. Onunla birlikte dayak yiyorsunuz. Aşık oluyorsunuz, raziyenin peşinde, çukurova'da bir pamuk tarlasına gidip orada var ya size öyle bir hissettiriyor ki yani o pamuk sizin terli terinize değiyor böyle benim şu an kaşındığım gibi sizi böyle bildiğiniz kaşındırıyor yani sizi alıp olayın içerisine sokuyor, yaşatıyor size ve okuduğunuz şeyin gerçek olduğunu bilmek bir insanın bunları yaşadığını bilmek bir insanın bunları hayatında bunlarla yüzleştiğini bilmek sizi ayrı bir şekilde etkiliyor. Hikayenin içerisine sokuyor. Çok sıcacık, sıcacık, sımsıcak, saran, kuşatan, kucaklayan bir dili var. Çok sade, halk dilini kullanıyor. Yöresel dili, yöresel şiveler, yöresel ifadeler, yöresel deyimlerle metnini olağanüstü zenginleştiriyor. Ya arkadaşlar demin dedim ya baştan zıkkımın kökünü hepiniz okuyun diye özellikle çocuklarınıza okutun. Çocuklarınız bu kitabı okuduğunda var ya ayağındaki ayakkabıya farklı bir gözle bakacak. Masasındaki o bir tarz tarana çorbasına farklı gözle bakacak. Anne yemek istemiyorum ya. Ya yine mi bunu yaptın? Of bu çeketimi giymek istemiyorum. Anne bu yeleğimi istemiyorum diyen o çocuklar var ya. O çocuklarınıza okutun abi bunu. Elindeki telefonu beğenmeyen ama arkadaşımın işte iPhone bilmem kaçı var benim bilmem neyim yok diyen o çocuklarınıza okutun arkadaşlar. Muzaffer Üzgü'yü okutun. O muzonun hikayesini görsünler. Kendiniz de okutun, okuyun. Aile olmanın kıymetini okuyun. Bu kitapta anlayacaksınız. Bir dilim sıcak ekmeğin sofranıza gelmesinin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu bu kitapta anlayacaksınız. Bir çatı altında yağmur çıp çıp damlarken böyle çinko'dan yapılmış, her tarafından rüzgar alan bir evin içerisinde o aile olma duygusuyla bir arada olmanın ne kadar kıymetli olduğunu evleri yıkılıyor yağmur altında kalıyorlar perperişan oluyorlar yeni bir ev yapıyorlar orada bir cümle geçiyor tamam mı kıştır böyle derme çapma her tarafından rüzgar geçen yeni bir tane kulübecik yapıyorlar içerisinde anne baba bizim muzo yani muzaffer üzgü abisi bir araya geliyorlar oturuyorlar kömür yok ekmek yok pencerelerden rüzgar sızıyor ama orada diyor ki varsın olsun kömürümüz olmasın sobamız olmasın penceremizde cam olmasın yeter ki bizim başımızı böyle altına sokacağımız küçücük bir evimiz olsun biz o evi nefesimizle ısıtırız ya bu cümle beni vurdu biz diyor o evi diyor nefesimizle ısıtırız. Direkt aklıma İranlı benim en sevdiğim yönetmen olan Macit Macidi geldi. Macit Macidi'nin hikayeleri de böyledir. Tıpkı Muzaffer Üzgü gibi böyle büyük gösterişli şaşalı İstanbul'da boğazın kenarında villalar, yalılar önünde havuzlar. Böyle ciks delikanlılar, fıstık gibi kızlar. Hepsi böyle manken gibi. Hepsi böyle cool bakışlı. Geç abi bunları. Macit Macidi bunları anlatmaz. Muzaffer Üzgü de onları anlatmamış. Muzaffer Üzgü tıpkı Macit Macidi gibi hayatın içinden küçük insanların küçük hikayelerini ama o küçük hikayeler o insanlar için hayatın tamamı sessiz dingin kendi yavrunda kavrulan çığlığını kimsenin duymadığı açlığını kimsenin bastırmadığı üşüdüğünde kimsenin ısıtmadığı sesi kendi içinde kaybolmuş gitmiş o insanların hikayesini Muzaffer Üzgü zıkkımın kökünde vallahi de o kadar güzel anlatmış ki ben çok duygulandım ya Oturdum da ağladım da güldüm de midemi de tuttum. Lan dedim abi bu nasıl bir espridir dedim güldüm. Lan bu nasıl bir açlıktır yokluktur sefalettir dedim ağladım. Muzo çıktı darı satıyordu dar yani mısır satarken o bekçiler zabıtalar gelip onun o mısırlarını alması. Orada diyor ki bak 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 alıyorlar getiriyorlar zabıtalar bunlar böyle yalvarıyorlar 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 belediyeye gidiyorlar. Dayak da yiyorlar. Bunlar spoiler değil arkadaşlar. Dayak da yiyorlar. Ondan sonra diyor ki ya diyor bizim darılar verin darılarımızı. Vermiyorlar darılarını yani mısırlarını. Ondan sonra Muzo diyor ki abisine bizim diyor bize ait olan yani halka ait olan bize ait olan o mısırı o bir sepet mısırı şimdi aldılar. Ya belediyeye cam olacak ya belediye başkanına, makam aracına force olacak. Belki de makam aracının forsu pır 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 darlanırken aslında o bayrak bizden çaldıkları Mısır olacak. Adam daha nasıl bir sosyal eleştiri yapsın? Adam daha nasıl bir sosyal tespit yapsın? Sadece küçük basit öyle sıradan bir hikaye değil. Ha. O kadar güçlü mesajlar var ki satır altında adaletsizliklere, eşitsizliklere, zulme, efendim, hukuksuzluklara birileri yer içip böyle genleşip gebeşleşirken sırt üstü yan gelip yatarken yağmur yağdığında sabah kalkma zorunluluğu olmayıp yataklarında mışıl mışıl uyurken birilerinin aç karınla yağmur altında sokakta ekmek parası kazanmasına tutun da aklınıza ne geliyorsanız bütün sosyal siyasal her türlü eleştiri çok kıvamında metnin altında verilmiş. Evet hikayede ya şimdi şöyle Sürekli acı var. Yokluk var, mücadele var. Bir dilim ekmek için ya seviyorsun, sevdiğin kızla verdiğin o fakirliğin verdiği eziklik, o korkaklık, ürkeklik her şey var. Ama öyle bir üslupta anlatmış ki bunu. Acıyı, yokluğu anlatıyor ama fonda mutluluk var. Bilmiyorum ki tam olarak ne demek istediğimi anlatabildim mi? Evet. Açlık çekiyorlar. Ama o altında yani o arka planda o aile olma duygusu, o aile dayanışması, kardeşin kardeşle olan o güzel ilişkisi, anne babanın çocuklarını koruması, kollaması, çocukların anne babaya olan sevgisi, sadakati, birbirlerine olan o kucaklaşma, o sarma, sarmalama acıyı okuyorsunuz ama arka zemindeki mutluluğu da hissediyorsunuz. Babası apayrı bir karakter. Sürekli her şeye böyle pozitif bakan, <laughs> hayal kuran zaten yine yani hikayenin artık tamam buraya kadardı diyeceğiniz insanın böyle bütün ümitlerinin, hayallerinin yerle bir olacağı bir noktada bile babası tam bir halk adamı yine bir hayal kuruyor. Hanımı da diyor ki ya bey yeter artık yani hayal 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 da nereye kadar deyince ya o hanım hele bir dur diyor ya hele bir dur. Elimizde kalan diyor bir tek hayal. En azından diyor hayal için, hayal kurmak için bizden para istemiyorlar. Ya hayal kurulmak için yani hayal de paralı olsaydı ni derdik hanım biz diyor ni derdik? Gerçekten güzel bir hikaye. Yani o hikayedeki daha sonra köylere gidiliyor. Köylü karakterleri hikayenin içerisindeki işte Adana'nın Çukurova'nın köylerinden gelen o insan tiplemeleri direkt bana o kadar gerçekçi, sahi ve somut bir şekilde duruyor ki metnin içerisinde direkt Tolstoy'un biliyorsunuz Tolstoy biraz da köylüleri yazan bir yazardır. Tolstoy'un o mujikleri Rus köylülerini hatırlattı. Öyle güçlü karakterler çizmiş. Muzaffer Üzgü Zıkkım'ın Kökü isimli eserinde. Raziye yani Muzo'nun aşık olduğu kız ya güzeldir Raziye. Tamam süslü değildir. Yani süsleneceği ne bir elbisesi vardır, ne yüzüne süreceği bir boyası vardır, ne ayağına geçireceği bir eteği vardır. Açtır, açıkladır, gariptir ama güzeldir. Ama Raziye güzel sever. Güzel sever Raziye. Ama bu zonun da hayalleri vardır. Evet açlık sefalet içerisindedir ama okumak ve büyük adam olmak İstanbul'a gitmek istemektedir. Ya orada şunu görüyor. Ya, yani aslında aşk bile zenginlerin işi yani. Eğer aşk, Aşkı var evlenmek istiyor. Sevdiğini sarmak, sarmalamak, almak, yuva kurmak istiyor ama elde yok, avuçta yok, cepte yok, cep de, cepkende yok. Hani bizim Trabzon'da bir söz vardır kıçındaki yama ta yarozdan gözüküyor derler. Yani o kadar uzun bir mekandan halleri bu haldir. Aşk bile yokluk, fakirlik aşık olma hakkını bile alır insanların elinden. Belki aşık olur evet ama cesaretini kırar. Yokluk insanı her anlamda belini büken derler ya atalarımız Yiğidin boynunu en yokluktur diye. Allah kimseye yokluk yaşatmasın. Kimseye el açıp istetmesin. Evet arkadaşlar bakıyorum da daha anlatacak ne var diye. Anlatacak şey çok. Güzel bir kitap. Güzel bir kitap. Bana inanın. Diyor ki orada. Aslında bütün hikayenin özeti bu. Bizim mutluluğumuz çok basitti. Tencerede yemeğimiz olsun. Çıkında ekmeğimiz. Lambada gazımız. Ocakta çaydanlığımız. Yeter de artardı bile. Hiç doymayanlar. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya malı biriktirenler, yetimin, fakirin, fukaranın hakkını hiç doymamacasına yetenler. Özellikle siz, hasseten siz zıkkımın kökünü aslında yiyin, yiyorsunuz da zıkkımın kökünü de okuyun. Siz dahi okuyun. Evet arkadaşlar. Yani beni etkilediği çok güzel bir kitaptı, akıcıydı, sıcaktı, duygusaldı, dili güzeldi, olayı bana yaşattı. Siz okuduğunuzda hiç şüphem yok. 7'den yetmişe. bana bir taneniz bile geri dönüp şunu söylemeyeceksiniz. Ya hocam bırak sen de ne kadar abarttın. Hiç alakası yokmuş. Zıkkımın kökünü dedim. Zıkkımın kökünü okuduk. Seninki de demeyeceksiniz. Buna inanıyorum. Eminim ben bundan. Ve biliyorum birçok arkadaşım bu kitabı alacak ve Zıkkım'ın kökünü okuyacak güzel bir hikaye Müslüm Baba'nın o cümlesiyle bitirmek istiyorum. Ne diyordu Müslüm Baba? Yakarsa dünyayı garipler yakar. Muzaffer Üzgün'ün bu vesileyle onu almış olduk. Ruhuna rahmet olsun. Allah mekanını cennet olsun diyorum yakarsa dünyayı garipler yakar arkadaşlar Allah'a emanet olun zıkkımın kökünü okuyun bir dahaki kitap tanıtımında görüşmek üzere